Kementlidir ki her şeyle. İnsanlığa o verir bakarsınız bir gecede. Onun için yürekli olmaya çalışın. Bunca para ödeyerek girdiğiniz bu tiyatroda acıklı bir güldürsün seyredin özel bir bankanın. Efendim? Kişiler kim mi dediniz? Kim olacak? Hademesinden en yetkilisine, müdürüne, müdürün karısına dek bütün çeteyi göreceksiniz bu oyunda. Bu oyunda neden bu kişileri seçtiğimizi soracak olursanız, ne yapsaydık, fakir fukaraya mı çıkarsaydık karşınıza? O zaman herkes gibi size duygulanır, ağlardınız. Ancak bizim gibiler karşılığında yargı yürütürsünüz siz. Unutmayın ki acıma ve gözyaşı yıpratır kişi. Yoksulluk karanlık yollara saptırır. Size klasik bir oyun sunuyoruz biz. Biliriz ki en azından 1 milyon ötesine başlar klasik sanat. Öğrenin öyle siz ey dini bütünler. Neler umuyor, neleri seviyoruz. Bakın nasıl öldürüyoruz. Duyun ne dümenler çeviriyoruz. Ama bizi öldüğümüzde de gene saygı göstermede kusur etmeyin. Her insan saygıyı hak eder. Yalnız krallar değil ki kirli işler çeviren, rezaletlere boğulan. Yalnız generaller, bakanlar değil ki ortalığı kana bulayan. Ben personel şefiyim. Bütün bunları çok iyi bilirim. Haydi tutukta üstümüz yoktur bizim. Son noktasını koymuşuzdur mesleğin. Bunun ötesi artık boş ve gereksiz bir dürüstlük. Ve sayın seyirciler, bir yiyip bin şükredin. Başımızdakilerin yanında zemzemle yıkanmış kalırız bizler. Bu iğrençlikler önümüzdeki yıllarda iğrenç bir hal alacak belki. Onun için korkmayın. Çevireceğimiz oyunda kendinizde görmeye yürek bulun. Biz, borsa oyuncuları, para işlerinin papaları, kontları, kralları ve imparatorları. Aramıza her yeni kapitanla daha bir bayağılığa düşüyoruz. İşte karşınıza çıkıyoruz. Korkuncuz kuşkusuz. Kana bulanmış ellerimiz. Ama az çok da tanrılara benzeriz. Ve o sizin sevdiğiniz Shakespeare'in kahramanlarından ne daha az büyük ne daha az kanlıyız. Sizlerden biriyiz. Getir lütfen. Ben Duras Erdoğan'ım. Siz nerelisiniz? Ben de Amsterdam'dan geldim. Desen aynı öğrendiniz. Ben Zurmüller'in Haydi'yim. Belediye katibinin oğlu. Hani şu Mercedes olan var ya. Ben de yakınlarım Paris'i. Pederçiliğin yedir. Hani şu kelesinin yanında kırmızı çatılı bir ev var ya, orada oturuyor. Anladım. Acıkmış zavallı çocuklar. Sen de açsın galiba. Ben terziyim. İşlerim kötü gitti biraz. Terzisin. Evet. Kendi sikini dökememişsin daha. Kendi dökümü sikemiyorum. Ben de çilingirim. Çilingir mi? Hı-hı. Ya sen de mi işini unutuldun yoksa? Yok canım. Ben kendim ayrıldım. Kapıyı suratlara çarpıp çıktım. Gerçi çilingir olduğu için çıktılar tabii. Benim mesleğim iğrenç bir şey. Tabii. Bak. Hepsi boş. En iyisi kafayı çalıştırmak. Şu yeryüzünde iş çıkabilecek bütün kurumları bir güzel incelemek. Bak şu özel bankayı görüyor musun? He. Ben haftalardır bunun çevresinde dolanıyorum. Memurlarını, müşterilerini bir bir belliyorum. Şu kesin sonuca vardım arkadaş. Burası korkunç zengin bir kurum. O yüzden mesela şu gişedeki adamı tanıyor musun? Ben ne bileyim?
İpek Kralı Maya. 5 milyonluk. 5 Evet. Onun yanındakini biliyor musun? Bak bak yanındakine bak. O da Graulish. Tomruk Kraliçesi. 10 milyonluk. 10 milyon mu? Tabii. 10 milyon. Ah, bak. Bu geçen adamı tanıyor musun? Bu da Bay Schlumpf. Benzendorf'tan makine harikası var. Tam... Tam 20 milyonluk. 20 milyon mu? Tabii. Koy arasını. 20. Bu parayı kimini kaçak et, boş sendeni çalınır. Bak, hemen akıllanmaya başladım. Bekle. Sen bunu hak ettin. Akıllanmaya. Ah, bu benim son çubuk. Bir dakika. Yes. Yanlış meslek seçmişiz biz. Terzilikte çilingirlik. Zengin olamaz adam. Olsa olsa açlıktan ölmez. O da ömrü boyu çalışırsa. Ama düşün. Bir de bankaya memur girmişiz. Bak oğlum. Benim kafamda bir plan var, plan. Sen çilingirsin, doğru mu? Şimdi ikimiz bir bankaya memur girmişiz. Tamam mı? Gidiyoruz. Sen hemen kasa için yedekli anahtar çıkarıyorsun. Ondan sonra ne yapıyoruz? Tam değiştiriyoruz, kasayı açıyoruz, paraları da alıp kaçıyoruz. Sonra eyvallah, işimiz iş. Nerede o şans? Neredesi mertesi yok. Şansı da kaderi de bize yardım etmek zorunda. Hem karnımız aç, hem de ceplerimizde para yok. Oysa şu içeridekilerin hem karınları top, hem de cepleri para dolu, para. O yüzden Tanrı adalet adına duruma el koymaya hakkımız var. Merhaba delikanlılar! Ben 5. Frank! Efendim? Şu saygıdeğer bankanın genel müdürüyüm. İnsanlık dostu Frank derler bana. Geliyorum! Şu delikanlılara sandviç ve elma suyu. Hiç. Bana da vişne suyu ver. He o zaman iki gibi sayın bunu. Elma suyu ne pahalı şey. Geliyorum! Geliyor. Ya işte böyle delikanlılar. Yaşadığım kadar yaşadım ben artık. Ardında bütün bir ömür, 40 yıllık bankacılık hayatı. Önümde ölüm ve sonsuzluk. 3. kalp krizinden güç bela kurtuldum. 4.sunda belirtileri başladı. Aman ne olacak? Aldırma. Vatansever adamım ben. Hay Allah. Bir ayağı çukurda bir adam görmediniz mi hiç? Bakın delikanlılar, çok kısa konuşacağım. Bir adamın yakasına ölüm yapışmışsa o adam artık uzun laf etmekten hoşlanmaz. Çalışma odamın penceresinden bakıyordum. Baktım. Sizi gördüm. Köyünüzden çıkmış, kendinizi başkentte bulmuşsunuz. Kocaman bakanlık binaları, daireler, görkemli yapılar karşısında. Apışıp kalmışsınız. Gençleri iyi bilirim ben. İçlerinde kötülük yaptı. Ama yaşamlarını düzene koymayı bilemezler. Bu yüzden onlara babalık etmek, şefkatle yönetmek, doğru yola sokmak gerekiyor. Bizim ülkücü gençlere ihtiyacımız var. Ülkücü müsünüz? Evet, ülkücüyüz. Ülkücü müsünüzdür? Ülkücüyüz. Yani ülkücüsünüz? Evet. Size hemen işe alıyorum. Hadi sağ olun. Hemen ben sonra şefine gidelim. Ayda 200. 200? Sen de sıkı pazarlıkçısın ha. 400. 400. 400. Ulan var ya siz 800 lan. 800? Oh. Almadım tamam. Gülüm. Hesabı bana yaz. Vay anasını be! Büyük dümen başlıyor! Bak arkadaş, bu sefer tam konuk.
Hedefi tam 12'den vurduk. Tanrı adaleti! Ne güzel de gösterdi kendini. Turneyi tam gerçekten gözünden vurdu bu sefer. Hadi hadi. Hadi Bolli, iş başına var var. Hadi. Hadi Zulo. Lazım. Hadi Bolli Zulo. Bu ne be? Polise haber verelim.
Çok iyi fikir Bökman. Polisin de zaten sizinle işi olacak böyle. Şey, anlayamadım efendim. Anlayamadım. Sen elini şu sağ cebine sok da bizim kasanın anahtarını veriver Pauli. Gerçi tabii asıl anahtar değil ama sen çok usta bir çilingir olduğun için yaptığın aynı işi görür. Hangi anahtar efendim? Pauli, anahtarı ver. Hadi, versene. Emredersiniz efendim. Niyetin bugün kimseye sezdirmeden bankada saklanmaktı değil mi? Arkadaşın Hayni'ye kapıyı açacak. Birlikte milyonları toplayacak. Sonra da toz olup gidecektiniz. Öyle değil. Öyle efendim. Otur. Bakalım. Şimdi de dinle bakalım yardımımızı. Dinle Pauli. Seni artık kesin olarak bankamız kadrosuna aldık. Çünkü soygun planın gerçi biraz acemiyeceydi ama yine de övgüye değer. Yaptığın anahtar doğrusu çok uslu iş. Egli, bunun adını personel listesine yazdır. Hay hay bayan Tüm. Bundan böyle iş arkadaşların, işe memurları Kepler, Şimas ve sadık memuremiz Fred olacak. Birlikte çalışacaksınız. Bir çete misiniz siz yoksa? Tabii ya. Çetenin ta kendisi. Tanrım, nasıl da bir batağa düşmüşüm. Bak oğlum, bankamızın en büyük övüncü şu. Biz şimdiye dek tek bir dürüst ve namuslu iş yapmadık. Üstelik bunu dürüstlüğü dillere destan, polislere örnek bir kentte başardık biz. Zavallı anacım da şu anda benim yerime dua ediyordur evciğizinde. Dilersen yok olabilirsin. Hem de en çabuk tarafından. Arkadaşım nerede? İlle de öğrenmek istiyorsan. Gayet de beni alakadar eder. Ben de sizin artık üyeniz sayılırım. Arkadaşım nerede? Frank, hayatım yerinden çık. Frank, insanlık dostu Frank ha? Ta kendisi. Ama nasıl olur? Kırmadığınızı kendi gözlerimle görmüştüm ben. Pauli. Ağlıyordun. Saklandığım yerden gördüm seni. Ya geçirdiniz kalp krizi? O da mı yalandı? Pauli. Turp gibiyim baksana. Ne oldu? Aynenin cesedi. O değil. Ne yaptınız arkadaşıma? Aynı nerede? Acele tarafından bir erkek cesedine ihtiyacımız vardı. Gülüm. Ağır bir içki getir bana. Katilsiniz. Katillerden başka bir şey değilsiniz. Bak oğlum. Bizim çevirdiğimiz dolaplar uzun süre gizli kalamaz. Bu yüzden Frank Bankası'nı yavaş yavaş tasfiye etme. Kazandıklarımızı da güven altına almaya karar verdik. Birkaç haftaya kadar bu bankamız 200. kırılış yıldönümünü kutlayacak. Kısa bir süre sonra da sevgili karım vefat edecek. Ne yazık ki o da benim gibi kalp krizinden. Ne o Pauli? Katilsiniz siz, katil! Haydi sağlığına Pauli. Ne oldu biliyor musun Pauli?
Biz aslında tabutumuza... Ay tabutuna, tabutumuza. Tabut ha! Seni yatıracaktı. Ancak aynı şantaj yaptığı için onu yatırdık. Ne yazık ki... Hayni senin yerine öldü. Ne yazık ki sana da bir şeyler öğreteceğiz artık. Katiller! Seni bankamızda saymanlığa verdik. Hadi ileri. Marş marş. Senin için meslek hayatı başladı. Ama bu haksızlık! Ben de sizin gibi sadece zengin olmak istemiştim. Ama sadece bir defa, bir defacık esaslı soygunu yapmak. Ondan sonra da hep namuslu yaşamak niyetindeydim. Amma da büyük laflar ediyorsun Paul. Sen önce bir sahte çek düzenle bakalım. Sen bir hesap açıl, örtbas et bakalım. Önce John'un tahminlerini apart bakalım. Önce piyasaya kalıp para sür bakalım. Bir adam öldür de altından kalk bakalım. Sen önce insanlara çay al bakalım. Yoksulluk aylık o zaman Tanrı bağışını gösterecek sana Pauli. Bu nasıl bir alay böyle? Maalesef Pauli. Hadi bakalım yola gel. Bak Pauli. Şunu bilmen gerek. Neyi? Thank you.
sabahlar dilerim sana. Ben de sana. Şu gülü sınav iyi miyim? Teşekkür ederim. Bize iki şarap, bir de sandviç gülüm. Sen seversin. Beni ne kadar iyi tanıyorsun. Anlar tarihli kız kardeşim 5. çocuğunu dünyaya getirdi. Teşekkür ederim gülüm. Bir olmam. Şansa bak. Benim Maybrook'taki abim de belediye başkanı oldu. Nihayet başardı. Yirmi yıldan beri bu bankanın yanında çalışıyoruz. 22. Ve her yılda evlenme hayali kurduk. Ama her seferinde işler engellendi. Banka işleri gerektiği gibi gitmedi. Ama bu kez göreceksin. Bak banka tasfiye ediliyor. Maymuk'ta küçük bir ev satın aldım. Meyve ağaçları arasına gömülmüş, çatısı yeşil, panjurları kırmızı. Çocuklarımız olacak. Hepsi de erkek. İstersen... İstersen... Şu küçük bankanın yanındaki kafede oturmuş ne gibi hayaller kuruyoruz. Halimize bak. Sabahın köründe. Henüz kötülük yapmaya bile başlamamışken. Yine martılar çırışıyor. Altın ışıkları boğdu kiliseye gelene güneş. Mesai başlıyor ya. Gitmemiz gerek. Yine ayrılmamız gerekiyor. Tanrı şimdi rast getirsin Fred. Soğuk kanlı olsun. Gülüm. Gülüm. Bunları götür. Biraz papatya çevir William. Günaydın Maşmaz. Günaydın bayım. Az önce seni bankaya eski Volkswagen'ine gelirken gördüm. Anlaşılan borca girmek istemiyorsun. Hatta biraz para biriktirmek niyetindesin. Bizden bağımsız olmak için öyle değil mi? Yok bayım. Kes. Boşa nefesini tüket. Bak papatya. Bak Şimaz. Seninle şöyle bir şey yapacağız. Biliyorsun bankamız tasfiye ediliyor. Önümüzdeki hafta geldiğinde kendine yeni güzel bir Mercedes alacaksın. Bu da senin Volkswagen'in yeni arabasıyla beraber yıkımın işine getirecek. Böyle de olması yakışır. Anlaştık mı? Peki bari. Aynen öyle yapacağım. Bir maden suyu biraz da peksimet giyeyim. Her zamanki gibi Kepler. Günaydın Bayan Kepler. Günaydın. İnanır mısınız? Geçenlerde şu belediye parkına dolanıyordum. Çünkü son yaptığınız işi düşünüyordum. Doğrusu başka hiçbir kötülük de yoktu aklımda. Bir de kimi göreyim? Seni pek zengin yapmış. Sevdiğin adamla beraber bir banka kumru gibi oturmuştun. Ne ya? Evlenmeye niyetiniz mi var yoksa? Evet. Ya. Sayın Egle. Hem de gelecek hafta. Bak sen şu işe. Çünkü... Hamileyim. Hamile mi? Bankanın ne kadar ciddi bir müessesi olduğunu size öğretememişiz. hamile olmak dedi. Bak, 5. Franklin karısının çocukları var mı? Ben asıl elif diye buna diyeyim. Karşımda şapkamı çıkarırım. Bizler ardımıza çocuk sahibi olmadan cehenneme gideceğiz. Hem bebekten hem de sevdiğin adamdan derhal ama derhal vazgeçeceğiz. İzin verin de sizden şu kadarcık bir namussuzluk bekleme hakkım olsun. Siz benden nasıl... Sen kelime etme. Vazgeçeceksin dedim. Peki bari. Yüreğime taş basacağım. Hadi öyleyse. Marş marş. Mesai çoktan başladı hadi. Baş üstüne bay Elif. Gidiyoruz. Gülüm buraları toparla. Artık özel bankamızın günlük
çalışma rutini başlayabilir. Müdürlük işlerin nasıl çevrildiğini sizlere anlatmamı istiyor. Ancak ben duraksıyorum doğrusu. Çünkü bizimki gibi bir kredi kurumunun günlük işleri gizlidir aslında. O içinde yüzdüğümüz mücadele kıran kıran acımasız bir mücadeledir. Akıl almaz. Kimsenin gözünün yaşına bakılmaz. Kılıcın keskin ağzı üstünde dengemiz. Öyle yaşıyoruz. Tahvillerde çıkabilecek ufak bir oynama. Bilançoda çıkabilecek ufak bir yanlışlık. Tamam. Tepe taklak götürür bizi. Çünkü bayanlar baylar, kendimizi hiç de kandırmayalım. Zaman kötü. Ne yazık ki biz bir hukuk devletinde yaşıyoruz. Satın alabileceğimiz ne bir maliye bakanı, ne de bir emniyet genel müdürü var. Rüşvet verebileceğimiz tek bir müfettiş bile yok. Yok. Evet. Her yanımızda katı katıksız bir dürüstlük. Ne var ki bu dürüstlüğümüz sınırı varsa bunu biz bulamadık. Burada sizlere insan olarak çatışmalarımızı, iç yaşantılarımızı anlatmakla yetineceğiz. Bunlar aslında daha önemli şeyler değil mi? İnsanın iç yaşantısı her şeyin üstünde değil mi? Neyse ki bizim o dahice büyük ustalıkla planlanmış planlarımızı anlatsaydım. Eminim ki ekonomi kültürünüz büyük ölçüde artardı. Ama biz burada belli başlı şeylerle yetineceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi şahsi bir meseleyi halletmem gerekiyor. Eğlencenize bakın. İkinci Frank, sanki arkadaşının bankasını ölüm döşeğinde soydun. Düşünebilir miydin hiç? Ben torununun borç yüzünden düşeceğini bataklığa. Ulan papayı bile yapmıştı rüşvet vererek. Sırf senin yıldızın parlasın diye açlıktan öldüğü yıllar binlerle. Ne yazık ki o güzel günler geçti. (Gülüyor)
fazla kalamazdım. Kendimi çok yalnız ve bırakılmış hissediyordum Atil. Senden dul kalmış olmak da pek iç açıcı değil yani. Bu durum bende düşünme hayal gücü diye bir şey bırakmadı. Durum bunu gerektiriyordu. Sigorta 300.000 ödedi. Buna karşılık ben de bu kılık kıyafetle dolaşmak zorunda kalacağım. Saçma. Özel Frank Bankası bugüne de hiç bu denli kötü duruma düşmemişti. Saçma. Ve ne yazık ki bu da benim yönetimim sırasında oluyor. Frank otur. Ben genel müdür olabilecek adam değilim. Saçma. Kocaman üçüncü Frank. Hong Kong Bankalar Birliği'nin kırıcısı. Tarihe bir kahraman olarak geçtin. Baş gelir kaynağın esrardı. Milyonla doldu cebin. Yemediğin an tatmadığın zevk kalmadı. Ne yazık ki o güzel günler geçti. Geçenler bir daha geri gelmez ki. Sinirlenme hayatım, sinirlenme. Biraz kötü okusan ya da Morike ile ilgili çalışmalarını yeniden başlasan diyorum. Götem Morike! Şu anda işte böyle tünsel ve duygusal evrenler üzerinde kafamı toplayacak durumda değilim. Atalarıma baktıkça utançtan ters dönüyorum. Bir şunların yaşama güçlerine bak. Bunlar tüm batakhaneleri yönetirlerdi. Bense tüm yatakhaneleri yönetiyorum. Şiir geceleri düzenliyorum. Allah kahretsin beni! Ama çalıştırdıkları adamlar da adammış he. Sapına kadar dürüst kişilermiş. Bir de benim keratalara bakın. Hizmetçisine varıncaya dek hepsi sahtekar keratalarım. Hepsi sahtekar! Atayım. Eyvah! Atil hizmetçi! Atil! Atil hizmetçi! Seni görürse yandığımızın resmi. Hemen öldür onu! Ya öldüreyim! Hep bana düşüyor bu öldürmeler. Bir kere de sen öldürsen. Ben yapamam ki Atil! Yüreğim dayanmaz. Hem de bir hizmetçi öldürmek. Tam da bu hizmetçi kıtlığında. Başka çare yok ki. Divanın arkasına geç. Görmez seni. Divanın arkasına geç. Atil! Neyi değiştirin? Sesimi duydu bir kere. Atil. Boğ onu. Divanın arkasına geç. Tamam Atil. O divanın değil mi divanın? Tamam Atil. Buyurun. Bökman, siz miydiniz? Bökman'mış demek. Bizim müdür. Ne oldu ayrılma bu saatte neden geldin Bökman? Ben artık bittim. Mahvoldum dostum. Neden mahvoldun? Yıllar yılı Frank Özel Bankası'na bağlılıkla hizmet ettim. Ancak günahlarımın pusulası çıktı karşıma. Bugün bankamızın onca güvenilir doktoruna gittim ve... Biliyordunuz zaten.
Bu sizin için yeni bir şey değil, öyle değil mi? Gökman neler söylüyorsun? Bugüne dek mide ağrılarımın hep önemsiz olduğu söyleniyordu bana. Ancak anlıyorum, iş işten geçmiş. Doktor Schlaber gözü sözü bilmeyen adamdır. Peki, nasıl oldu da cinayetlerimizi örtbas etti ha? Hem doktor aldanı bilir. Hayır. O aldan mı? Yıllar yılı beni aldan. Siz de bu durumu çok iyi biliyorsunuz. Bize kızmaya mı kalkışacaksınız? Evet. Sen konuş Atil. Yine mi ben? Bak bakmam. Evet. Doktor Schlaberg 2 yıl önce bize... 2 yıl önce ne olmuş? Doktor Schlaberg 2 yıl önce bize saniye bile geçirmeden ameliyat yapılması gerektiğini söyledi. Ama biz çekindik. Neyden çekiniz? Narkozun etkisiyle ağzından bir şeyler kaçırmandan. Çünkü Doktor Schlaberg ameliyatı kendisi yapmayacaktı. Seni bir kliniğe yatırmamız gerekiyordu. Buna da yürek bulamadık. Ve sırf korktuğunuz için beni ölümün pençesine bıraktınız. Ama bak bak. Korkudan. Ne yapıyorsak hep korkudan. Yakalanma korkusundan, ölüm korkusundan. Korku korku. Hep korku. Ben göstereyim. Ölümle burun burunayım. Ve yine korkunun o buz solu ensemde. Götenin bir sözü var. Götünden başlatma beni. Bak bakma. Ne ben ne de Frank kendimizi savunacak mıyız? Sen bizim en iyi dostumuzsun. Ve biz sana ihanet ettik. Doğru. Kendinle ilgili gerçeği öğrendin Lokman. Şimdi bizim gerçeğimizi öğrenmen gerekiyor. Otin! Lokman bizim. Otin! Evet. Otin! Diyorum. Bizim çocuklarımız var Lokman. O muydu Otin? Lokman. Herbert. Herbert, 20 yaşında. O, Oxford'da iktisat okuyor. Francisca, 19 yaşında. Montreux'da öğrenim görüyor. Bir yatılı okulda. Bizim banka işlerini nasıl çevirdiğimizden haberleri var mı? Asla, hiçbir şey bilmiyorlar. Constance Gölü kıyısında bir villa tuttuk. Onlarla tatillerde ve hafta sonlarında orada buluşuyoruz. Bizi orada Hansen adıyla biliyorlar. Hansen mi? Ha, o atla İspanya'da da çiftlik satın aldık. Peki, çocuklarınız sizi iki namuslu kişi olarak mı biliyor? Bize güveniyorlar Dökman. Bize saygı duyuyorlar. Bizi seviyorlar. Resmen musmutlu bir aileyiz. Ve bu mutlu aileniz bozulmasın diye. Ölmeme aldırış etmiyorsunuz. Dökman! Bu pis işler senin gibi beni de çökertti. Yıprandım. Bittim. Yıllardır ancak haplarla kendini ayakta tutmaya çalışan yaşlı bir kadın artık. Ama benden nasıl olsa geçti. Tanrı nasıl isterse öyle cezalandırsın beni. Vız gelir. Ama çocuklarım. Onlar benim gibi yaşamasını istiyorum bakma. Onları dürüst kişiler olmasını istiyorum. Tanrı'nın da, insanların da seveceği dürüst kişiler. Demek çocuklarınız var.
Nereden bilebilirdim ki? Benim için de yeryüzünde çocuklardan daha saf, daha temiz şeyler yoktur dünyada. Bunu artık size söyleyebilirim. Ben de yıllar yılı çocuk özledim. Kendi çocuklarım olsun istemedim. Çünkü bir banka müdürünün çocuklarına bırakacağı miras pek özenilecek bir şey olmasa gerek. Bir çocuk yuvası kurmaktı dileğim. Ya da onun gibi bir şey. Ne yazık ki bu hayalimi gerçekleştiremeyeceğimi biliyorum. Banka benden daha zorlu çıktı. Beni yedi. Hadi kalın sağlıcakla. Beni yarın bankada veznede göreceksiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar Bökman. İyi akşamlar Bökman. Okey. Söyle. Bir de iş dünyasında kaliteli adamların olmadığını söyler durursun. Baksana. Bökman 2 milyon miras bırakıyor. Ve bu para bize kalacak. Atayım. Beni ahlak açısından güç durumda bırakıyorsun. Peki öyleyse. Parasını almayacak mısın yani? Kendimiz için değil de çocuklarımız için alacağım Atayım. Atayım. Artık bankaya geçsek mi? Şuna çıkar artık. Olur. Sonunda. Bakalım kimmiş buradaki? Bak sen şu işe. Tahmin etmiştim zaten. Hayır. Babam değil. Galiba aynı bu. Bu ölüm işinde bir dalga olduğunu hemen çakmıştım zaten. Babamı da ele geçmemiz büyük bir şans oldu abi. Tam bizim Moran yapacağı şey. Bir yandan banka işini bizden gizliyor, bir yandan da günlük tutuyor. Ama bu sefer dümeni tam çaktık. Bize artık numara söktüremezler kardeşim. Herif çoğuları yükselmek istiyor. Bizsiz. Ama sence de artık bankayı ele geçmenin vakti gelmedi mi abi? Artık dümeni ele geçirmenin vakti geldi kardeşim. Ben Oxford'da öğrenim gördüm. Yaşamın iç yüzünü öğrendim orada. Tüm ülkeler uydurma. Tüm yasa denen şey hiç yoktur aslında. Ne var ki bir düzen gerek ahırda. Çünkü ahırlarını arar domuzlar. Ezilip gider kim ki zayıfsa. Kalmaya baksın, kalabilen ayakta. Bu kurallar kare gibi bağlandı. Yelkenin kötüyse iyi rüzgardan yararlar. Ancak iş çevirebilirsen sevgili kardeşim, işler o zaman yolunda. Yarın bütün bir gelecek bizi. Bizi dünyaya getirmiş olanlar bir şeyler başaramadılar peki. Rezil ettiler, utandırdılar onlar. Bambaşka olacak bizlerle gelecek. İşte biz, iki kardeş, bunun için geliyoruz. Kirli çamaşırlarınızı ortaya döküyoruz.
Biz gençler sizin soyunuzdan gelen. Görünce Tanrı kaçtı önümüzden. Ben de Monçalı'nın kuyup yetiştim. Sevginin ne olduğunu orada öğrendim. Yalan, mutlulukta, acı çekmekte, duygu mu? At hepsini gübreliye. Yalnızca parayla yaktırmalısınız. Beni bu felsefeme kaya gibi bağlan kardeşim. Yarın bütün bir gelecek bizim. Bizi bu dünyaya getirmiş olanlar bir şeyler başaramadılar mı? Rezil ettiler, utandırdılar onlar. Bambaşka olacak bizler de gelecek. İşte biz, iki kardeş, bunun için geliyoruz. Kirli çamaşırlarınızı ortaya döküyoruz. Evet, biz gençleriz, sizin soyunuzdan gelen. Görünce Tanrı kaçtı önümüzde. Bağırdı şeytan, ne oluyor diye. Yıktık kendi kulemizi, kurduk Babil kulemizi. Sevgili ana babalarımız, dinleyin şimdi. Sizleri def edecek olanlar def etmediklerinizdir. Her şey değişecek bu bir tek sözümle. Bambaşka olacak gelecek bizlerle. İşte biz, iki kardeş, bunun için geliyoruz. Kirli çamaşırlarınızı ortaya döküyoruz. Şu tabutu taşı. Bu tarafa doğru. Bitirmiyorum ama. Hadi. Hadi kurasın. Konuşmamız gerekiyor. Ben bugün otelci Bay Napolyon'u bekleyeceğim. Kendisi falcıya gitmiş. Falcı'nın bugün Gülim'in kahvesinde Brezilyalı bir adamla tanışacağını söylemiş. Bu tanışma kendisi için büyük bir şans. Hayatının en büyük dönüm noktası falan olacakmış. O Brezilyalı adam kim olacak biliyor musun? Benim Pauli. Olmuş mu? Olmuş. Sen de Pauli. Sana gelince. Bak son zamanlarda çok iyi işler beceremedim. Bunu kabul etmemiz lazım. Ama yine de kafanın çalıştığını düşünüp basit, kolay bir iş vermeye kararlaştırdık sana. Not al bakalım. Andalan'ın adı Piaget. Piaget dün akşam Fantasio Barı'na gidip 3 bardak viski yuvarladıktan sonra bizim şımaz adamın yanına gidiyor. Ona Doğu Alpler bölgesinde Akzel'de bir uranyum madeni ocağı bulduğundan bahsediyor. O Piaget iyice inandırıyor. Hakkını çeliyor. Derken bizim Piaget bu sabah otelimiz önünde kime olsa beğenirsin. Arkadaşımız Kepler'a. Kepler işte. Kepler Piaget'e şu mavali okuyor. Gülüm'ün kahvesinin temelli müşterilerinden Bay Sövür diye bir adam var. Bu adam bir maden ocağına ait tabirler satar. Şimdi kavrayabildin mi? Bu maden ocağı nerede? Not aldın ya, Haksel'de. Peki bu daimi müşteri kim? Sensin Pauli. Ben. Pauli. Ah, bu 100 sağlam tabir. Bunları piyasaya satacaksın. Unutma, tabir başına tam 500 isteyeceksin. Adam bir yutarda satın alırsa bomba gibi bir iş çevirmiş olacağız. Gülüm, içecek getir lütfen bize. Her şey hazır değil mi? Sadece piyasaya gidiyor işte. Çabuk, kaçmam. Bana bir simit bu arada getir. Ne yapıyorsunuz böyle? Hiç. Öyle martıları besliyordum. Simitle mi? Oldu mu? En iyisi olmalı. Pek pahalı ve sıkıntılı bir eğlence doğrusu.
Olsun. Artık gündemde değil. Hele ki şu inşaat başladıktan sonra. Hangi inşaat? Kadıköy'deki. Evet. Siz de nereden biliyorsunuz böyle? Bir de maden ocağı satışından sonra. Haksel'deki maden ocağı olsa gerek. Allah Allah, siz de nereden biliyorsunuz? Hiç öyle. Sezgilerim aldatmaz da beni. Bu maden ocağı aslında felaket durumdaydı. Yostaş'tan altın çıkarmak için uğraşıp duruyordum. Öyle. Giderleri çoktu, geliri yoktu. Sonra bir bankadan numara geldi. Ve dediler ki bütün tahvilleri satın almak istiyoruz. Evet, tahvillerimi satın alacaklar. Yardımsever bir banka doğrusu. Öyle. Ne kadar veriyorlar tahvil başına? İki yüz mü? Garson bana da bir tane doğramış simit. Bana üstüne beni. Çoktan hazır. Çoktan hazır. Ne kadar tahvil var elinizde? 100. Demek banka 20.000 veriyor. 20.000 evet. Ben 21.000 versem? Bilemedim doğrusu. Ben de bir yardımseverim sonuçta. Ben bu işin bir aslını araştırayım efendim. 22.000. Bilemedim. 23.000. Direkt elinize sayayım. 23.000 mi? Buyurun. Haksaldaki maden ocağı artık sizin. Bundan sonra adımı sıkça duyacaksınız. Ben Piaget. Gidiyorum. Bana olduğu kadar size de şans götürmüştür. Bay Lopez. Dinliyorum. Benim çok büyük bir sıkıntım var. Yapmayın. İnanılmaz gibi gelir ama bir zamanlar bizim kasaba çok ünlüydü. Birçok lordlar, önemli kişiler gelir. Uzun süre kalırlardı. Evet. Ama şimdi otel 22 yıldır kapalı. Ne uğrayanlar ne eder. Öyleyse hanımcığım, dilenecek şey beklenmelik bir olayın otelinizi kurtarmasıdır. Öyle değil mi? Hep de aynı düşünüyoruz. Bakın, size bir tavsiyede bulunayım. Hiç durmayın, otelinizi hemen sigorta ettim. Tanıdığım ufak bir sigorta şirketi olacaktı. İren sigorta, burada adresi yazıyor. Burayla bir anlaşma yapın. Yılda 4.000 yatıracaksınız. Ama işin sonuna geldiğinizde tam 4 milyon kazanacaksınız. Buyurun, bu 4.000'inize benden olsun. 4.000 mi? Hem de bunu böylesine bir rahatlıkla bana verebiliyorsunuz. Az önce de şampanya almama şaşırmıştınız. Bakın hanımefendi, benim uzaktan tanıdığım birisi vardı. Tıpkı sizin durumunuzdaydı. Argeo'da 5 para etmez bir fabrikası vardı. Bu fabrikayı bu sigorta şirketine tam 2 milyonu sigorta ettirdi. Günün birinde beklenmedik bir nedenle ötürü bu fabrika puf diye yanıverdi. O zaman sigorta şirket adamın eline parayı tökür saydı. Adam villasını aldı, ben de kendi izleme aldım. Anlayamadım.
Cüzde mi alıyorsunuz bir de? Kolay değil ki bayan. Rio Üniversitesi'nde tam 20 yıl kimya profesörlüğü yaptım. Garson, bana da aynısından lütfen. Hazır be, çoktan hazır. Şimdi lütfen açık konuşalım. Hay hay. Siz böyle atıp tutuyorsunuz ama bu numara benim otelimde değiştirecek mi? Bakın hanımefendi, ben bilim adamıyım. Bilim asla şaşmaz, bana inanabilirsiniz. O halde paranızı geri alın profesör. Çünkü sigortaya 4000'i bizzat kendim ödeyeceğim. Ne güzel. Göreceksiniz, buna hiç pişman olmayacaksınız. Haftaya sizinle yine bu kahvede buluşalım. Bana otelinizin anahtarını git. Gerisini de bana bırakın. Döküntü oteliniz bir hafta içerisinde küre dönüşecek. Siz de zengin bir hanımefendi olabileceksiniz. Villa sahibi. Villa mille istemem ben. Gezmek, dolaşmak istiyorum. O lord müşterilerimin ülkelerini uzanınca. Peki öyleyse. Haftaya görüşmek üzere Bay Lampere. Haftaya Bay Lampere. Garson hesapları bana yaz. Adresi unuttunuz. Teşekkürler. Pauline. Şuraya gel de seninle çevirdiğimiz düvenleri bir karşılaştıralım. Tabii ki de efendim, hemen geliyorum. Benimki esaslı işledi efendim. Tam 23.000 vurduk. 23.000 mi? Aynen öyle. Tahmin başına kaç isteyecektin ona? 200. Şu otuna bir daha baksana. Bak. Bir daha. Kaçmış? 500. 500. Pauline! Biz seni bu tahvilleri 50.000'e sokuşturmakla görevlendirmedik mi? Evet. Peki sen ne yapın? Dayanamıyorum artık. Bu kaçıncı oldu Pauline? Cuma akşam bir şey oluyor. Kendimi kontrol edemezsem seni şuracıkla gebertirim. Ne diyeceğiz Mark'a? Efendim? Evet Pauline, ne diyeceğiz? Biraz örnek al. Peki efendim? Ya sizin bayan Apollonia ile işiniz nasıl gitti? Ben sizi dinledim. Bana göre bu iş bize asla çıkar sağlamaz. Ya. Yeah. Demek bankamız bu işten hiçbir kazanç sağlamayacak. Evet. Bak böyle. Bak oğlum. Az önce çağımızın en büyük zekasındaki işlemle oynatanlık oldum. Ama hiçbir şey anlayamadım. Hiçbir şey anlayamadım. Bak böyle. İğren sigorta var ya bahsettiğim. Bu sigorta bizim bankanın sigortası. Bu az önce gelen otelci bayanında Birleşik Bankalar'da 200.000 aşkın bir hesabı var. Kadın oteli yanmasını yanacak, bunda hiçbir sorun yok. Ama sigorta şirketine gittiğinde sigorta dümeni çakmış olacak. Ondan sonra biz de onun namusu bütün adamı parmağımızla oynatmaya başlayacağız. Hadi. Kalk da bozmayın bari. Bir boka yaramadığını ortaya koydun sen. Bodrum'a mı? Evet, Bodrum'a. Efendim? Ben ne yapacağım Bodrum'da? Merak etme. Kepler'da sıra. Son günlerde kafası açtığına iyice karışmıştı. Yani o kızcağızı ben... Evet, o kızcağızı sen... Öldüreceksin! Öldüreceksin tabii. Ama efendim ben yapamam. Ne demek yapamaz? Sen yoksa hainenin başına gelenleri olağan bir şey mi sanıyordun? Bak böyle. Hepimiz bu kahveye böyle senin gibi geldik. Bu sıralardan senin gibi geçtik. Günün üzeri hemen hemen suçsuz, masum kişilerdik. Öğleyin birer haydut. Gece yarısı ise birer katil. Hadi. Kolay gelsin. Thank you.
Napoli. Kimsiniz siz? Kim olursam olayım. Önemi yok. Ne istiyorsunuz? Benim hizmetime girmeni. Ama ben hain değilim. Ben yapamam. Bankaya şantaj yapacağız sadece bu. Bence hainlikle bir alakası yok. Efendim, peki tam olarak nasıl bir şey bu? Şantaj? Bak şimdi Pauli. Sen bana diyorsun ki ben bu şantajı yapamam. Neden yapamayacakmışsın? Hem zaten az sonra eli kanı bulanmayacak mı? Senin için başka çare yok Pauli. Hem sözünü dinlemeyenlerin başına neler getirdiklerini diyebilirsin değil mi? Evet. Hem ölmektense öldürmek de daha iyidir. O yüzden eninde sonunda boyun eğecek olduktan sonra bana da boyun eğ bari. Anlıyor musun? Peki. Yapacağım. Tamam. Güzel. Şimdilik yapacağın şey bu mektubu banka müdürünün masasının üstüne koymak. Anlaştık mı? Anlaştık. Bravo. Bayanlar baylar. Oyunumuz 10 dakika sonra devam edecektir. Merhaba değerli meslektaşlarım. Şu anda parçalandığımız için ne kadar az kişi kaldığımızı görüyorum. 40 yıl önce bugün rahmetli Feder bankayı bana bıraktığında personel sayımız 100'ü aşkındı. Oysa şimdi 7 6 kişiyiz. Topu 6 kişiyiz. Bu giden zamanda çok değerli meslektaşlarımızı yitirdik. Geçen günlerde sevgili Kepler Hakk'ın rahmetine kavuştu. Türleri rahat uyusun. Maalesef ki şu an yalnız ölülerimizin arkasından at yakmak için toplanmış durumda değiliz. Daha acil bir mesele oldu. Bankamızın tasfiyesi suya düşeceğe benzer. Hı? Nasıl? Adını vermeyen biri hakkımızda her şeyi bildiğini söylüyor. Bize şantaj yapacakmış. 200 milyon vermezsek her birimizi fitleyecekmiş. Baş şerefsiz var. Mektup da burada. hemen kaçalım, zaten planımız hazır. Kaçamayız arkadaşlar. Adını vermeyen bu şantajcı yalnız benim yalancıktan gömüldüğümü değil, karımı nereye yerleştireceğimi biliyor. O değil. Tamam, siz kaçamazsınız, biz kaçarız. Telebrio'nun Kanada'ya göçeceğimi de biliyor. Eat all it! Başka yapacak hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Öyle ki şantajcı yabancı mı yoksa içimizden biri mi onu bile bilmiyoruz. Belli değil mi? Pauli'dir bu. En son aramıza katılan o zaten. Aa, belki de sensin Şümez. Verebileceğimiz tek karar... Bak ben sen konuş. Sevgili arkadaşlarım, dostlarım. Bizden tam 20 milyon isteniyor. Ne yazık ki... Bu parayı ödeyebilecek durumda olur muyuz bilemiyorum. Daha sizlere
üçüncü, hatta dördüncü Frank yönetiminden kalan borçlarımızdan bahsetmiyorum. Tam 5 milyonu bulmakta bu borçlar. Hepimiz niye böyle olduğunu çok iyi biliyoruz. Her birimiz birbirimizden gizlice banka anahtarı yaptık. İyi güzel, paralar gitti. Ama arkadaşlar, şu an o paralara ihtiyacımız var. Ve hepimiz namusumuzla, şerefimizle o paraları buraya getireceğiz. Teşekkürler. Şimdi sözü Biricik Prensesime, bankamızın karısına, Biricik karıma, bankamızın prensesi Otil'e veriyorum. Arkadaşlar, biriktirdiğimiz paraları bir bir not ettim. Frank'le benim birleşik bankalarda tam 5 milyonumuz var. Bunların bir kısmı cari hesaplarda, bir kısmı vadeli. Tahvil, senet gibi şeyler vergi bakımından bizler için çok sakıncalı olabilirdi biliyorsunuz. Berkman Devlet Bankası'na 2 milyon yatırmış. Eglin'in de Bölge Bankası'nda 3,5 milyon var. Ne malum ki Freyda da aynı bankaya 500 bin yatırmış. Bunun 1 milyonunu da Ticaret Onanım Ortaklığı'na, 400 binini de Para Bankası'na yatırmış. Şimazi'nin de Para Bankası'nda 800 bini var. Pauli'ye gelince, henüz dün çaldığı 200 bini hiçbir yere yatıramamış. Yatağının altında duruyor. Arkadaşlar, paralar tam 5 gün içinde burada olacak. Gizlice yapılan o anahtarlar da! Efendim, dişimden tırnağımdan arttırdığım paraları geri mi getireceğim şimdi? Ter döke döke kazandığım o paracıklarımı bir de size mi vereceğim ha? Ve namussuz bitimler! 200 bini geri vereceğim ha! Ben! Senin için yapmadan alt kalkmayan ben! Kimin uğruna? O kızcağızı öldürdüm ben. Tabii siz ödemekten kurtuldunuz. O öbür dünyaya geçince. Ama ben ödedim. Ben. Bunu uykusuzluğumla. Uykusuzluk. Demek bizim bu yavru uykusuzluktan yakın ya. Bak Pauli. Bir de ben sana neler yaşadıklarımı, neler çektiklerimi anlatayım da. Sen o zaman gör. Manchester'lı Lord Leicester mirasımı istediğinde ben yolladım o adamı eşeklerce evlemine. Tabii siz kurtardınız paçayı. Ama ben başladım hak kullanmaya. Belediye meclisi üyesi. Kalkıp bizden rüşvet istediğinde kendisini bir sandığa kapatıp imata ben gönderdim. Sizler kurtuldunuz. Ama ben o kalp krizine geçirdim. Başlatma şimdi kalp krizinden be. Bak Şimaz, benim Ege işi için ne gerekiyorsa onu yapıyor. Canını ardına koymuyor, tamam mı? Şimdi sen sus ve beni dinle canım. Duyacak çok şeyin var. Westfalen Livon Haplen. Sizinle ortak çalıştığımı öğrenince birçok şey istedi benden. Sustum. Hiçbir şey diyemedim. Size bir şey olmadı. Oysa ben elektroşok geçirdim. Elektro. Ufak bir elektroşok ha? Skali operesi yıldızı altınları çaldığında bendim onu hesapla öldüren. Altınlar size geldi ama ben erkek miyim? Sus ulan sus! Kimi ilgilendirin lan senin erkekliğin? Allah kahretsin senin erkekliğin! Susun be! Ne oluyorsunuz? Toplantının canını okudunuz. Oturun yerlerinize! Zavallı Herbert Morten görmek isteyince defterleri alıp götürüverdim onu. Bitiriverdim işte. Tanrı bağışlasın günahlarımı. Yeter be! Utanmıyor musunuz? Siz yalnızca bedenen acı çektiniz. Bense hem bedenen hem ruhen. Ulan ben göteğe borç verdim!
şantajcının mektubu orada. Bakın efendiler. Konuşanlar sizlere dostlarım, sevgili meslektaşlarım falan demiş olabilirler. Banka yönetiminin bileceği iştir bu. Beni ilgilendirmez. Ama sizin personel şefiniz olarak ben bu numaralara yatmam. Hepiniz haydutsunuz ve mesleğinizin niteliği gereği de haydut olarak kalmak zorundasınız. Onun için sizin de anlayacağınız bir dilden konuşacağım. 5 gün içinde paralarınızı tıpış tıpış bankaya gelecek. Bu kadar. Bundan sonra yeni bir sıkı çalışma düzeni başlayacak. Bütün paralarınız geri gelse dahi hala 7 milyon açığımız kalacak. Bunu sağlamak için bütün kendi soymamız gerekirse soyacağız. Biraz dayanışma soyguncular. Biraz sorumluluk bilinci katiller. Yoksa hepinizi karnını kurşunla doldurur. Ben paralarımı vermiyorum Engin'e. Yıllardır şu banka işini tasfiye edelim deyip duruyoruz. Ve her defasında karşımıza yeni bir güçlük çıkıyor. Şimdi de şu şantaj işi çıktı karşımıza. Ama o da gerçek mi, değil mi? Hanginiz söyleyebilir, hanginiz? Otel! Sen konuş! Yine mi ben? Beba! Konuş! Demek bizi bu dar günümüzde yalnız bırakıyorsunuz Bayan Feyda. Üstelik bizi dalavericilikle suçluyorsunuz. Açık konuşacağım. Sizin iç dünyanız bizi hiç mi hiç ilgilendirmez? Ben yalnızca mesleki yetenekleriniz üzerine konuşacağım. Meslekteki yetenekleriniz yeterli değil. Önce şu soruna değineceğim. Herif çoğulundan 5 bin istemiştik. Ancak bize 3 bin getirebiliriz. Adamın babası hastaydı Bayan Frank. Hem de olmayacak bir gerekçeyle. Sonra şu maden mühendisi. Ondan da topu topu 2000'cik koparabiliriz. Özür olarak ileri sürdüğünüz bahanede adamın ciğerlerinden hasta olmasın. Hayır Brian, Bayan Freyda, hayır. Bu böyle sürüp gidemez. Bunlar yalnızca 2 küçük örnek. Ve maalesef ki yığınla sayabiliyoruz. Duygusallığınızın bizim bankamıza büyük zararlar dokunuyor Bayan Freyda. Bayan Frank. Ben 22 yıldan beri bu... Evet bayan, 22 yıldan beri bizim bu işlerimiz arasında siz de kendi işinizi yürütüyorsunuz. Ama biliyor musunuz, bunun hiç de övünülecek bir yanı yok. Çok üzgünüm ama söylemek durumundayım. Bizim artık size değil yeni birine ihtiyacımız var. Bunun için ilan çoktan verildi bile. Bayan Frank, bu bankada işten çıkıyorumun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Siz beni öldürmek istiyorsunuz. Değil mi? Tıpkı bu bankanın işe yaramaz duruma gelmiş bütün öteki çalışanları gibi. Benim de o bodrumdan yolum geçecek demek Bayan Frank. Şunu anlamanız gerek, ben sizin gibi bir kadın değilim. Bir hanımefendi değilim ben. Şimdiye dek ne yaptıysam sevme uğruna yaptım. Ehliyle evlenmek istiyorum. Tutup yaşımı yüzüme vuruyorsunuz. Evet, evet doğru 40 yaşındayım ben. İşte artık bu yüzden tek bir saatin bile çalmanıza izin vermeyeceğim. Ehliyle evlenip çocuk sahibi olacağım çünkü. Bir yuva kuracağım. Şimdi burada sevmenin gücünü göreceksiniz. Çünkü ehli beni koruyacak Bayan Frank. O beni seviyor. O bana zarar veremez. Frank. Toplantıyı da at.
kanka bitmişti. Nasıl ağzının payını verdim ama? Giderken yüzü kireç gibi kesilmişti. Sendeliyordu. Nasıl? Bilmem ki Feda. Kaçmamız gerekli. Hem de derhal buradan bu kentten uzaklara gitmeliyiz. Ne olur nereye olursa olsun. Paramız da var nasıl olsa. Yeni bir hayat kurarız. Bak Feda. Şunu anlamam lazım. Neyi? Kaçmazsak o korkunç bozulu öldürürler beni. Nesini anlamıyorsun? Bütün bunların hepsi kuruntu Feda. Ama ötekilerin hepsini öldürdüler. Bak Feda. Şunu anlaman lazım. Banka bu durumdayken bankayı yüzüstü bırakıp gidemem. Sen bankadan mı yanlısın yoksa? Bak Feda, şunu anlamaya çalışayım. Sen benimle kaçmak istemiyor musun yoksa? Bütün hepsi üst üste geliyor, Allah kahretsin. Anlıyorum. Bak Feda. Bütün bunların hepsi bana da çok güç geliyor, gerçekten. Lütfen beni güçlüğümle bırakma Feda. Ne konuda güçlüğümle bırakıyormuşum seni Engin? Ne demek istediğimi gayet iyi biliyorsun. Birazdan. Bağışla. Seni heyecanlandırdım. Bu olmalı Freda. Bodrum'a mı? Evet. Her zamanki gibi. Hemen mi? Birkaç dakika sonra. Birden ürperdim. Soğudu burası. Yine bir sabah oldu dondum. Gelin elim o zaman bozulma artık. Gençleştirmek için verdiğim çalışmalar olumlu sonuç verdi. Şu Linz'deki kalpazan hatırlıyor musunuz? Evet. Onunla konuştum. Çok bir şey olmadı ondan. Herif tutmuş grafikçi olmuş. Namusuyla kazanıyormuş. Şu Linz'deki kalpazan da bir sirkte çalışmaya başlamış. Ama işin ustası genç, başarılı birini buldum. Öyle mi? Adı ne? Adını ileride öğreneceğimizi söyledi. Kendisiyle birlikte gezerken kent parkında asıldı bana. Kahramanlar Anıtı'nın önünde otururken altın saatimi arakladı. Oh. Altın Yıldızlar Lokantası'na ayaküstü bir şeyler atıştırıyorduk. O zaman da cüzdanımı çaldı. Sevdi doğrusu.
Altın saatini giderler bölümüne yazdırabilirsin. Teşekkür ederim. Akşam da kendisiyle oteldeyken kendisine 5000'lik avans için söz verdim. Ama avans seninki senden gider. Hay hay. Kurtarmaya bak. Zaten çeki bizim bankaya yazdım. Gelip almaya kalkışsa başına gelecekleri kendiniz düşünün. Aslan evli, vefalı evli. Sayın Atiye, şeyi soracaktım. Şu şantajcı, yeni bir gelişme var mı? Maalesef. Maalesef evli. Arıyoruz ama hiçbir şey bulamıyoruz. Ben aslında içimizden biri olmasına şüpheleniyorum. Ben Pauli'ci aslında yeni geldim. Bunu iyice araştırmamız gerekiyor. Mesai başlıyor Bayatim, ben gidiyorum. Ondan önce 200. yıl kutlamalarımızdan... Sayın Devlet Başkanı Tragot gelecekti. Gelecek değil mi? Onda bir sıkıntı yok. Yani ben ayarlamaları yaptım, her şey. Ayarlamalar hazır, tamam. 200. yıl, bak evet. Önem çok önemli. Orada da işi kapatıp tasfiyelerimizi yapıp gitmemiz gerekiyor artık. Tamamdır. Ben mesai gidiyorum. İyi günler. İyi günler. Bu da mı gelecekti başıma be? Çok şükür yetiştiniz muhterem Peder Bey. Bakman! Benim ben! Frank! Senin en yakın dostun! Ah, bu sancılar dayanamıyorum. Dayan! Korkuyorum! Korkma! Ölüyorum! Ölme! Metin ol! Hem en yakın dostum olduğunu söylüyorsun. Hem de buraya sahte papaz kılığında geliyorsun. Yapacak bir şeyim yok Bökman. Eğer benim Frank olduğumun anlaşılması... benim ölümüm demek, hepimizin ölümü demek. Hepimizin ölümü ha? Hı. Benim sonum geldi bile. Yamuk yatakta yatarsan olacağı o. Sen hangi kılığa girmek istersen o kılığa gir sahte babas. Sen bu kılıklara girmeyi de zorunluluktan biliyorsun. Hiçbir zorunluluktan değil. Tek bir cinayet bile. Bakman. Yani? Sen de benim kadar atalarımın dolandırıcılıklarına hakimsin. Benim istemeyerek yaptığımı biliyorsun değil mi? Değil mi Bökman? Bökman! Ben istemedim! Ben istemedim! Ben de istemedim öldürmek, aldatmak, dolandırmak. Hayır, lütfen öyle düşünme. Bökman, ben de istemedim! Bökman, inan bana. Hayır! Yalan! Her an bu iğrenç yaşantımızın her noktasından geri dönebilirdik. Dönemezdik Bökman! Kaçınılmaz bir son yok. Reddedilemeyecek bir miras yoktur. Hepimiz özgürce doğup özgürce yaşıyorduk. Hadi git buradan. Pis ortak. Ben papaz Mazer'i bekleyeceğim. Ne o? Papaz mı çarptın yoksa? Atalarım gibi ölmek istiyorum. Ölürsün Bökman, ölürsün. Günahta mı çıkacaksın yoksa? Evet. Her suçlunun günah çıkarma hakkı var. En iyi kanının biri. Bu dünyada yaşadığım cehennem acısını öteki dünyada yaşamak istemiyorum. Sen bunu bile bana fazla görüyorsun. Bak Bökman, Tanrı özünde bağışlayıcı ve yücedir. O kadar sonsuz bir lütfu vardır ki eminim ki seni affedecektir. Ne de olsa günahsız insanlardan başkası değiliz biz. O yüzden içim rahat olsun. Eminim ki cennetin en baş köşesi sana aittir. Evet. Bana ait.
Okey! Baksana! Deli papaz çağırtmış! Tahmin etmiştim. Atalarım gibi ölmek istiyorum. Bir de ne yapacakmış biliyor musun? Okey! Günah da çıkaracakmış! Öyle mi? He. Kendini suçlu mu hissediyorsun Batman? Aa, sen işte suçlu biri değilsin Batman. Düşünsene. Tam tersine. Bütün bir yaşam boyu bir çocuk yuvası kurmaktı herhalde. Ama koşullar el vermedi, yapamadın. Düşündüğünü gerçekleştiremedin. Neden öyle bakıyorsun Bökman? Papaz mı gelmedi Bökman? Gelecek, göreceksiniz. Ah, bu sancılar dayanamıyorum. Dayan. Korkuyorum. Korkma. Ölüyorum. Metin o. Papaz Mazer'den neredeyse gelir artık. Haykıra haykıra söyleyeceğim ona günahları. Papazı bilmem ama papaz kesin gelir. Ya! Demek papaz neredeyse gelecek sevgili Bökman. Çok sevgili Bökman. Bunu bize nasıl yapabilirdin? Bize. Senin en iyi dostlarına. Seninle bir yaşam boyu bütün mutluluk ve mutsuzlukları paylaşmış olan bizlere. Şu anda ölüm döşeğinde. Ölümsüzlükle burun buruna bulunuyorsun. Ama kalkmış papaz çağırmak gibi bağışlanamaz bir günah işliyorsun. Ayıp. Benim atam istiyorum. Günah, günah çıkarmak istiyorum. Benim atalarım böyle ölmedi Otil biliyorsun. Hepsi de nasıl ölüme meydan okurlardı. Bir de buna bak. Papaz çağıracakmış. Yatağına bak be. Gerçekten de öyle Bökman. Hiç de dürüst bir tutum değil bu seninki. Hele bizler hiç de böyle bir davranışı hak kazanmamıştık. Günah çıkarmak. Kulaklarına inanamıyor insan. Dışarıdan kimsenin bizim çalışma yöntemlerimiz hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Gerçi günah çıkarmanın da bir gizliliği vardır. Ama ne de olsa papaz da bir insanmış. Herhangi bir yerde ağzından en ufacık bir şey kaçırsa başımıza geleceklerini düşünüyor musun? Neyse. Bütün bunların üstüne bir sünger çekerim. Şimdi senin acılarını dindirmeye bakalım ben. Korkunç acılar olsa gerek. Doktor Schlaberg bir iğne yazmıştı. İzin ver de sana onu yapayım. Frank, dışarıyı kontrol et. Ne? Biri var mı diye dışarıyı kontrol et Frank. Hay hay Otil. Kapı nerede? Kapıyı da sürgüleyin mi Otil? Evet. Tamam. Günah çıkarmak istiyorum, günah! Papaz! Nerede kaldın papaz? Otil! Söyle Frank. Dostlarımın ihanetine uğradım. Otil! Kapıyı sürgüledim. Öyleyse ne öyle aval aval duruyorsun? Ne yapacağım? Yardım etsene. En iyi dostun o senin. Ve her an bu dünyaya veda edebilir. Yardım et ona. Avut kendisini. Avutayım. Tamam. Avut. Sesin güzel. Biraz ezgi söyleyebilirsin.
Aa, bu sağcılar dayanamıyor. Aaa, geceler! Opa. Karanlık sonsuz geceler! Aaa, geceler! Karanlık sonsuz gece! Baba! Aaa, geceler! Atalım. Karanlık sonsuz gece! Aaa, ne yaptım ben, ne? Dostumu kendi ellerimle getirdim kömüte. Tanrı sandığından da büyük. Sandığından da yücedir Batman. Hayatımın her anı. Aaa! Sana bir çevirdim Tanrı. Elveda. O kim? Evet. Kapıya bak. Şuraya geç. Garson, bana simit. Ha? Stuber, siz de buradasınız demek. Oğlum, size bir binlik. Efendim? Ne için? Bir binlik daha. Ama efendim... Bu binlik de eline. Eline alsana binliği, benden mi gocanıyorsun? Al, bir tane daha. Ah, bu binlik de sana. Bilal, bana yapma. Kalmam. Bakın Bay Kudu, iş dünyasındaki deneyimleriniz pek az. Şimdi ben size
gözü açık olmanın, bilgisi fazla olmanın nasıl bir şey olduğunu göstereceğim. İyi dinleyin de bilginiz artsın. Bundan bir hafta önce ben buraya geldim. Siz martıları simitle besliyordunuz. Kim olsa bir dolandırıcıyla karşı karşıya olduğunu hemen anlardı. Kim olsa diyorum. Çünkü çok eskiden beri başvurulan ve dikkat çekmek için kullanılan bir numaradır. Ben geldim ve sizin bu numarada istisna olduğunuzu anladım. Yani namuslu bir budalaydınız kızarız. Hemen orada 23 bini elinize saydım. Genç bir adam için iyi bir para sayılır bu. Hemen o gün Profesör Step'e gittim. Step geldi. Bu arada Step çok ünlü bir jeologdur. İlkokul arkadaşım. Step geldi, arsayı inceledi. Dedi ki, hay Allah müstahakını versin piyaget. Dost taştan topraktan başka hiçbir şey yok burada. Bir anda uranyum ölçme aygıtı taramalı tüfek gibi ötmeye başlamasın mı? Ülkenin en büyük uranyum yatağıyla karşı karşıyaymış. Ben de bir gecede ülkemin en zengin adamı oluverdim. Hepsi senin sayende. Bundan sonra adımı çok şaşıracaksın. Ben Piaget. Gidiyorum. Rahim hadi hocam. Şanssızlık. Şanssızlık. Aa, Profesör Lopez. Aa, merhaba. 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 Buyurun size bir binlik. Binlik mi? Bir tane daha. Bir tane daha mı? Bir tane daha. Bir tane daha da ne demek oluyor bu? Bir tane daha. Bayan Fırı'yı anlamıyorum. Bakma canım, bakma. Sen de al, sen de al. sen de bakma, sen de al. Ben de para bol. Yok ben. Bu paranın kaynağı nereden geliyor? Bakın profesörcüğüm, hemen açıklayayım. Sizin ödünüze uyup şu İran sigorta ettim. Güzel. Bizim şu köhne oteli tam 4 milyona sigorta ettim. İki gün önce de işte bir günden dostlarımı çağırdım. Hep birlikte büyük alanda oturuyorduk. Belediye başkanı, polis müdürü, itfaiye başkanı. Hep birlikte mutlu bir geleceği kutluyorduk. Ne güzel. Ay şimdi profesörcüğüm, ne olsa beğenirsiniz. Ne oldu? Bir mucize. Yapmayın. Gerçek bir mucize hem de. Ansızın bir yıldırım düşüyor. Otelin batı kanalına. Ardından bir ikincisi. O da otelin doğu kanadına. Ya. İnanmayacaksınız ama bir üçüncüsü. Ya. Ay, o da tam göbeğine düştü, üstümüze. Her yerim yandı. Aa, geçmiş olsun. Her yerim ama. Çok canım acıyor. Bilirim hocam. Neyse. Peki oteliniz yandı mı? Ansızın külü yanıverdi. Ya. Önce gerçek bir yıldız gibi parladı. Sonra da külü yanıverdi. Ama üzülmeyin, kendi 1892'den bu yana çıkmış. En büyük, en başarılı yangın yaşasın! Ay. En büyük yangın mı? Evet, en büyük yangın. Peki sigorta ne diyor bunu? Sigorta, ne desin? Tüm paralarımı veriyor. Veriyor mu? Hepsini mi? Hepsini! Ya. Ay, param bitmiş. Olsun, siz bunlarla yetinin. Ne de olsa bankadan paraları çekiyor bu kadın. Merak etmeyin. Aldı mı paraları? Hepsini aldı. Ya. Tam 4 milyon. 4. Profesörcüğüm, hiç halime üzülmeyin. Biliyorum çok acı çekiyorum ama merak etmeyin. Ben şimdi uzun bir geziye çıkacağım. Ya. Artık Brezilya'da görüşürüz. Görüşmek üzere Bayan Premier. Kendinize iyi bakın profesör. Sen de iyi bak. Gülüm, bana bir soğuk su. Ver. Bu sabah tam 4 milyon yitirdim. Bir de uranyum hocam efendim. Biliyor musun Boy? Bu uranyum hocam bizi kurtarabilirdi. Krallar gibi zengin olabilirdik. Hem de parmağımızı bile oynatmadı. Acı olan da bu ya. İlacım hazır. Maalesef.
tanımıyor muydu o? Hiç tanımıyor bizi bir anda en usası mod iki büyük rastlantıyla karşı karşıya bırakıyor. Açma bilmem düzenli sürüm gidiyor Pony. Erdoğan gün önce yatıyor sonra yok ediyor. Erdoğan gün kendi insanını hayvanını bitkisini doğuruyor. Doğurduğu gibi yok ediyor. Yalnız bunlar da değil. Bütün bir güneş sistemini, yıldızları, gezegenleri parçalıyor, yok ediyor. Bütün bunlara gücü yeten doğa bizim karşımıza ne çıkarıyor? İki koca aptal! Hem de aptallıkları gökyüzünde olacak iki koca salak! Ama herifler öyleyse bir şans var ki insan akıllı olduğunu oturmuyor. Söyle Pani, söylesene hangi iş adamı bizim gibi çetin mücadeleyle karşı karşıya bırakılmıştı? Vallahi Mesih'in yüceliğine acım olmasa. Emekli olup gideceğim. Hadi. Bankaya gidelim bari. Kızık. Hepsi senin. Tayin edildiği güne geldik. Saat tam 8'de. Gülyum'un kahvesinde. Sevgili karım adını vermeyen şantajcı ile görüşecek. Ve o adam bankanın geleceği. Evet. Hepinizin bildiği bir gerçek var. Kurtlar sofrasında mutluluk olmaz. Orası her gece bin bir hileye gebe. Bu yüzden o sofrada ayakta durabilmek ancak ve ancak eli kanlı insanların işidir. İyi akşamlar.
Şahitli! Seni burada bulacağımı biliyordum şu mahallesi. Doğrusu gecenin bu saatinde burada olmanızda takdire şayan. Bu gece burada mısınız? Buradayım Şumaz. Bütün gece. Bütün gece. Senin bir sorun mu var? Yok. Bir düşünsenize. Bayram uzuyorsunuz şu kasanın içinde. Asıl asıl asıl. Pauli! Saklanma Pauli, gördüm seni çikolata. Çek! Demek siz ha? Burada, Bodrum'da! Evet biz, burada, Bodrum'da. Ne o, para çalmaya geldiğimizi mi sandın yoksa? Ayıp ettiniz Bay Ekli. Bende bir silah var! Bende de! Bende de! Ama daha küçük! Boy! Senin şu çilingirlik işleri nasıl gidiyor ha? Ne o? Bahçeyi kıracağımı mı sandınız yoksa? Sizin gibi domuzlar sizi! Çilingir değil misin? Gayet de yapabilirsin! Asıl stop! Sayın Müdür. Mesela çubuk kraker. Ben de biraz donk olacaktı. Esas yiyecek son yapmışsınız desenize. En aşağı 3 günlük. Benimkisi 4. Benimkisi 5. Benimki 1000 haftalık. Benimki 8 günlük aslında da. Neyse. 9. Benimki hala 4. Benimki 7'den fazladır. Üzgünüz Sayın Müdür ama paralarımız bu kasada olduğu sürece bizi kimse bir adım dışarı attıramaz. Beni de! Bu da sizin ikinci makinalı tabanca. Bende de var! Bende de var! Bende de var! Bu da daha küçük! Hem de çok küçük. Hadi oturalım. Yemek neyse. Yiyelim. Yemek. Yiyelim mi? Nasıl yiyelim? Oturup yiyelim. Üç deyince. Üç deyince. Bakalım öyle bir şantajcı var mı bile? Ne demek istiyorsun? Yok durma! Hiç! Öyle biraz hareket edeyim demiştim. Edemiyorsun ha? Hareket! Hadi oturalım. Oturalım. Yemeğe devam edelim. Edelim.
Otur. Ayağında. Siz benim göteme Mönük'ü okumaktan başka hiçbir işe yaramadığımı düşünüyorsunuz değil mi? Rica ederim sayın müdür. Şundan eminim ki her birinizde ikişer tane evde karahtar var. Aa, teessüf ederim sayın müdür. İçinizden biri şantajcı. Rica ederim ama sayın müdür. Hiç olur mu öyle? Bavulum ne bombası var? Bende de. Bende de var. Neymişse son model olsun. Sakin mi olsak? Yani yemeğe devam mı etsin? Biraz tehlike olmadı şu anda sence de. Ya başka bir şeyler yapalım diye diyorum. İstanbul hani. Bıraktınız be! O zaman bombayı atıyorum. Tıpkı şu şantajcı gibi. Patlamadı. Gerçek değilmiş. Kötü bombaymış. Sakinleşelim. Oturalım. Yavaşça oturalım. Tıpkı şu şantajcı gelmediği günlerdeki gibi. Bakanın eski güzel günlerindeki gibi. Yavaş. Birbirimize güvendiğimiz günlerdeki gibi. Aynen öyle. Biraz sakinleştik mi acaba? Oturalım Bay Frank. Kalkalım Bay Şumaz. İşimiz var. Bodrum'a gidiyoruz. Demek paraları çalan sendin ha? Sana güvenmiştim Şumaz. Demek hain sendin ha? Yürü. Seyredin de. Sen değilmişsin Pauli. Buyurun Sayın Frank. Şu malzeme paraları ben atarım. Kala kala üç kişi kaldık efendim. Şantajcımız buraya geldiğinde belki de daha da az kalacağız Pauli. Personel sayım gitgide küçülüyor. Benim yine karnım acıktı. Saat 8. Şu anda da karınız yeni iş arkadaşımızla görüşmekte onları. Kaderimizin tayin edildiği o güne geldik. Sayın müdür asansör! Gizlenin! Oğlum! Ne oluyor bu? Merhaba sarsak baylarım. Şantajcı ben, hepinizi selamlarım. Eller yukarı! Bravo Pauli. Evet. Şöyle gelin biraz. Bari gitme şaşkınız demek. Hayır. Benim okulumda yetişmişsiniz. Şimdi de ben yeni patronun hizmetine girdim. Nasıl olur? Oğlum. Buyur baba. Anlayamıyorum oğlum. Aklım duracak. Nasıl olur böyle bir şey? Yüzüme öyle dikip bakma korkuyla. İhanet ettin sen atalarının bankasına. Tuttuğun günlüklerden çıkardın bunu. Ne ettiyse edebiyat merakın etti sana. Şimdi de aç bakalım kasayı. Görelim bankanın şu güzel paralarını. Hadi. Evet. Tamam oğlum. Pauli, oradan çantayı verir misin? Buyurun efendim. Buyur oğlum.
Hepsi burada. Payını da. Onu da mı? Evet, onları da. Hepsi burada oğlum. Anahtarları da. Onları da mı? Evet, onları da. Bir kısmı ayakkabının içinde. Hepsi bu oğlum. Hadi bakalım. Şimdi de gir gömleğe. Ne? Yani ben... Evet, demek istiyorum ki... Yani demek istiyorsun ki... Evet, sen... Hayır! Hayır olamaz! Ben yankıda dayanıklı bu duvarlar arasında altın gibi saklanamam! Benim yaşamım bu biçimde sona eremez! Ben bu biçimde ölemem oğlum! Bu biçimde ölemem! Olması gereken olmalıdır baba. Gerçekten. Çok üzgünüm baba. Şunu bil ki senin suçun bankayı benden kaçırman değil. Hayır. Hayır. Senin suçun bu değil. Konstanz Gölü kıyısında ailecek geçirdiğimiz o mutlu günleri hiç unutamam. Senin suçun atalardan kalma bu bankayı başka türlü yönetecek yerde tasfiye etmeye kalkmandır. Bu gangster bankamız saygıdeğer bir bankadır. Ancak kullandığı yöntemler verimli olduğu sürece bir anlam taşır. Verim azalmıştır. Kullandığı yöntemler ise değiştirilmesi gerekir. İşte sen bunu yapmadın baba. Güçlü bir kişiliğin yoktu çünkü. Şunu bil ki baba, dürüstlük kişinin iç dünyasıyla ilgili bir sorun değil. Bir örgütlenme sorunu. Ve örgütün saat gibi işleyebilmesi için eğri yollara başvurmak yetmez. Hiçbir şey dinlememek, hiç kimsenin gözünün yaşına bakmamak gerekir. Ancak su katılmamış sahtekarları iş çevirebilirler. İşte sen böyle biri olsaydın, yoluna yöntemine uygun bir biçimde işleri yürütseydin, bugün hala büyük bankalarla aşık atıyordun. Ancak senin yetersizliğin yüzünden banka bu umutsuz duruma düştü. İşte bu yüzden sevgili babacığım, senin artık bu bankada yerin yok. O saçma, o aptalca gömülme numarasıyla zaten kendini bir hiç durumuna indirdin. Haklısın oğlum. Bunu bilecek, anlayacak kadar iş adamıyım ben de. Biliyorum, eksiklerimi biliyorum. Ama bunu giderecek yeteneğim yok. Oysa sen, tam çağımızın istediği bir sahtekar. Alabildiğine sert, acıma bilmez, haysiyetli bir sahtekar. Sana olan güvencim tam. Eminim ki yüzyılın en büyük sahtekarlıklarını düzenleyeceksin. Sana miras olarak Edli'yle Pauli'yi bırakıyorum. Haydi. Artık elveda oğlum. Hayır bak. Gömütüme girme bak. Atalarımın yanına gidiyor. Sendeki o yeteneği onlarda da görüyordum. Elveda babacığım. Elveda. Elveda. Baba içine kadar bir. Personel şefi. Kasayı kilitle. Hay hay sayın. Efendim, şimdi anlaşmıştık ya. Hayır, artık anlaşma farklı. Efendim ama dediniz ki siz... Hayır. Ama efendim öyle anlaşmamız gerek! Pauli. Pauli, personel şefinin üstünü ara bakalım. Tabii ki de efendim. Oh,
Efendim tam 4 anahtar çıktı. Tamam. Bay Ege, şimdi de sen Paul'un üstünde ara bakalım. Hay hay Sayın Müdür. Gel Paul. Açtın. Borçlar hayli kabarıktı. Krediler de azaldı. Haydi, Ulusal Banka'ya gidelim şu çantayla. Atalardan kalma bankayı kurtarmalı. Olmazsa da ne yapalım? Canı cehenneme. Annem. Kullansam Baba Frank'i kurtarırım aslında. Ama bankaya olan bağlarım buna engel oluyor. Hem yeni müdürü görmem için daha vakit var. Ben kendimi güçsüzlüğe değil, güce adadım. Senin de defterin dürüldü eski şef. Geçmiş ola. Erden
acılar çekiyorum. Bir bilseniz şu yeryüzünde. Şimdiye dek yaptıklarım hep iğrenç şeylerdi gerçi. Ama ben iyi olmak istiyorum şimdi. Lanet olsun bu soya. Görsünler öyleyse başlarına geleceği. Neyse. Vakit tamam. Artık kararımı verdim. Şu Atalar Bankası'nı sona erdireceğim. Barışın artık. Çocuklarım olacaksınız ha? Babanız nerede? Onu sorma artık. Buraya gelmeye yürek buldunuz kendinizde. Tabii. Niye gelmeyecekmiş ki anlayamadım ya. Bu aile villasını çok huzurlu bulduk doğrusu. Atalarımızın ruhunu alıyoruz içinde anne. Banka 200. yıl dönümünü kutluyor. Biz de seninle birlikte kutlayacağız anne. Para dünyasının temsilcileri geldi. Haşmet ve Abdurrahman von Friedman. Bankanızın 200. yıl dönümünü kutlamak ve nişanı satmak üzere şahsen geldim. Çocuklarını bizden sakladı ha? Onları bu Atalar Bankası'ndan uzak tutmak istedim. Uzak tutmak mı? Haşmet Bey, size bir itirafta bulunacağım. Dinliyorum. Bu Atalar Bankası'nda sayısız suçlar işledik biz. Paralar dolandırdık, çaldık, çırptık. Tefecilik yaptık, şantaj yaptık. Cinayetler işledik Haşmet Bey. Çalışma arkadaşlarımızı, müşterilerimizi öldürdük. Şimdi de büyük bir batma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Sizden isteğim benim ve bu Atalar Bankası hakkında bir yargı vermeniz. Yargı mı? Adalet. Evet. Bu beni yok etse bile. Adalet. Ceza, ha? Haşmet Bey, göreviniz yapın. Öyleyse yaşlı dost. Pek de büyükmüş. Söylediğin şeyler pek büyük şeyler gerçi. Ama dikkatli bakarsan durum pek de vahim değil. O yüzden geleceğe bırakalım öldürme işini. Hayır güvercinim, hayır 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 hayır. Böyle bir şey yapılmamalı. İnsan bu denli katı olmamalı. Hayır. Haşmet abi lütfen. Beni bağışlamayın. Beni ölüm cezasına çarptırın. Ne olur. Ruhumu kurtarmak istiyorum ben. Arınmış, iyi bir insan olmak istiyorum. Haşmet abi. Bu Atalar Bankası'na bir son vermek istiyorum.
Ruhunu kurtarmak mı? Arınmış iyi bir insan olmak mı? Ne diyorsun sen Atil? Sen hangi yüzyılda yaşıyorsun sevgilim? Bak, eğer suçların daha az, yerin daha az delikanlı olsa tabii ki de bir şeyler yapabilirim. Ama senin durumun böyle değil. Şu anda böyle bir şey yapmaya çalışsam, bütün dünyanın üzerine alt üst olurdu. Üzgünüm. Ama bir aptalın bir iki ufak aptallığı yüzünden bankalarıma duyulan güvenin sarsılmasına izin veremem. Ama Haşmet Bey, yargılanmam. Hayır, 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 hayır. Yargı bekleme benden, ceza bekleme. Bak, dürüstlüğüm o katı, o soğuk dünyasına karşı çok yumuşak ve insancıl kılırdı bütün bunlar. O yüzden bu dünyaya seni kendi ellerinle itiyorum, okey. Bundan sonra benden yalnız ve yalnız yardım ve iyilik bekle. Ne o? Hayat biraz yok. Güzel, kusura mı değil? Bak, Devlet Bankası sana yardım edecek ve bütün borçlarını kapatacak. Böylece siz ve ben en iyi yola girmiş olacağız. Şimdi gidiyorum ben. Önemli devlet işleri bekliyor beni. Toplantıya katıldığınız için teşekkür ederim. Bye bye. Alın. Bir banka cüzdanı daha. 500 binlik bir hesap daha var. Frank'in bundan haberi yoktu. Teşekkür ederiz. Beni de Bodrum'a. Ama anne niçin? Ne gereği var? Çok başarılıydın anne. Yamandın. Atalarımızın bankasını kurtardın. Thank you.
başkanlarıyız. Ayrıca 11'leriz. 4 sene önce ilk kez bu kulübe ayak bastığımız, hani bu anın geleceği bizim için çok uzaktı. Ama şimdi buradayız. Çok mutluyuz bu konuda. Bunun için tabii bu ekibe teşekkür ediyorum. Evet. Bir alkış alayım. Öncelikle bize bu sahneyi sağladığınız için sizlere. Aslan ekibine çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Gönül isterdi, biz de sizi davet edelim ama biliyorsunuz sahnemiz yok şu an. Ama seneden itibaren, yani sene yeşertip bir şey olacak inşallah. Seneden itibaren sizleri de bekleriz. Umarım bu aramızdaki ilişki devam eder ve bu şekilde... Evet. Kalhasal buluşması. Evet. Ne yaptın? Şimdi Hasan'ı izleyelim o zaman. Rüzgar. Mete, hoşçakalın.